Gülcan, bugün çok sessizsin sen. Neden sessizsin? Hı? Ferhat'ı karşında gördün, coşmadın. Ferhat'ı karşında gördün. Neden? Ben biliyorum da. Niye bu kadar sakinsin? Söylemek ister misin? Yayında söylerler abla. Neyi söylerler? Niye bu kadar sakinsin? Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Gizli numaradan arayıp da bir şeyler dedi bana annesi. Annesi giderken bir şeyler söyledi. Giderken de gizli numaradan arayıp da. Annesi Sevgi Hanım seni gizli numaradan aradı, bir şeyler söyledi. Evet. Ama abla ben çok küçüktüm. Gerçekten çok küçüktüm. Ben bu öne sürülecek bir şey değil. Yani hep aynı şey yapıyor. Bu hep aynı şey yapıyor. Olay var abla. Gizli numaralı şey de çıkıyor. Kim aradı da çıkıyor abla. Hep aynı şey Hakan, yap. baksana WhatsApp'a. Evet. Evet. Tamam. Ne dedi sana gizli numaradan? Benim oğlum suçlayacağını dedi. Hı. Oğlumu suçlayacağını, babanın sana yaptığı kötülükleri anlatma dedi. Hep aynı şeyi yapıyorlar abla. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Evliyken de öyle. Senin burada senin hiç kimsen yok. Seni öldürsem kimse bulamaz diyordu. Tamam. İşte benim yerim. Of. Hep aynı şeyleri yapıyorlar. Yıllardır Abla, hep ben şimdi aynı bir dakika, şey. bir saniye. Sen ailende böyle bir şey yaşadığın için mi yurtta girdin? Abla ben çok küçüktüm. Ay, kurban olayım. Kaç yaşına verdiler seni yurda? Ben kendim kaçtım gittim. Çocuk şubeye kaçtım. Niye ellerini öyle yapıyorsun? Korkma. Ellerini öyle yapma. Rezil edecekler beni. Hiç onu ben izin vermem. O senin istemeden yaşadığın şeyler seni rezil etmiyor yani. Etmez yani. Onu yapanı rezil eder Aynen. yani. Aynen. Sen hiç korkma, tamam aşkım benim. Gizli numaradan Sevgi Hanım seni mi aradı? Benim oğlum dedi, suçlayacaksın, anlatacaksın. Sen o şeyi anlatsana dedi. Ya Ne o? insanların beni onunla yargılayacağını düşünüyor. Ama ben yargılanacak bir şey yapmadım ki, ben çok küçüktüm. Of ya, bu nasıl bir şey? Anne nasıl arar ya? Aramaz da. Nasıl arar ya? Emin misin Sevgi Hanım'ın olduğunu? Evet abla. Kaçta aradı dün? Telefon kaydı diyor ya, baksınlar. Kaçta aradı seni? Akşam aradı abla. Kaç? Telefonumu vereyim bakın. Yani Ha, gizli bakabilirsiniz. numara olduğu için ben numarayı göremem ama yani şey yaparız yani, bakarız tabii ki. Abi hep aynı şeyle tehdit ediyorlar. Ya kızları... Ben buna ilk evlendiğimizde de güvendim, anlattım. Kendim mecbur hissettim anlat. O da gitti annesine anlattı. Annesi gitti alt kattaki komşuya anlatmış. Ben buna dedim ki kimseye anlatma. Özlem, sen de gizli şeyini, hayatında yaşadığın bütün travmaları, her şeyi, korkuları, yaşadıkların her şeyi anlattın mı Ferhat'a? Zaten abla, hayatını ben çözdüm zaten ablamın. Anlattın mı, anlatmadın mı? Allah aşkına, Ya. bayağı çözmüşsün. Bir dakika. Ben konuşmayı Üvey annemiz. Bir dakika falan. Ferhat, sen de konuş. Hayır. Dışarı çıkarın, dışarı çıkarın. Ferhat, böyle yaparsan yayın yapamam. Gel, 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 gel. Otur, 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 otur. İskender, bir sakin olur musun? Tamam, ama bak Özlem korkuyor. Tamam, Özlem korkuyor. Tamam. Tamam, oturun ablacığım. Konuşacağız ki adalet yerini bulsun. Bir sakin ol. Herkes bir sussun. Herkes bir sussun. Herkes bir sussun. Özlem'i sakinleştir. Su verseniz arkadaşlar. Bir yudum su verin. Özlem'e su verin. Gel bana, gel. Gel, gel, gel. Bir Özlem'i sakinleştir. Tamam.
Hayır arkadaşım, ver. Ona da verelim. Dur bir tanem. Of, o gözler nasıl korkut. Tamam, önce sana vereyim. Bir su daha verir misiniz? Bir su daha verin. Oluyor ya. Hadi yardımcı olun bana, birer su. Gel Tuba, gel yardım et. Allah, ben işime yanlış yaptım dedim ya. Tamam, sorumlu. Bir sakin, tamam su yeter. Körükle gidiyorsun. Şu anda Özlem'in sakinleşmesi ve kendine gelmesi lazım. Kızımızın. Tamam. Tut elimi. Tamam. Of, gözlerdeki korkuya baksanıza. Bu kız her fırsatta... Sakın körükle gitme lütfen. Bir sakinleştirebilir miyim Özlem'i? Müsaade eder misin? Bir sakin ol. Sakin ol. Bir yudum daha su al aşkım benim. Ha. Aylarca uğraştım abla. Aylarca tamam, biliyorum. Ben görüyorum şu anda. Görüyorum. Hakan, bir Özlem'i yakın görürsen anlayacaklar izleyicilerim de. Tamam. İyi misin? İyi misin? Tamam. Kendine geldin mi? İyi misin? Tamam. Çok korkuttun beni. Tamam. Ferhat'ın anlattığı her şey yalan mı? Evet, yalan. Sana başka kötü şeyler mi yaptı başka? O beni dövdü. Ben onun yüzünden belim çok ağrıdı. Belim iyileşmedi hala. Doktora gittim ama doktor bir şey yok dedi. Acile gitmiştik. O kadar polisler getirdi. Polislerde kaydı var, hatta ifadem de var. Peki şeye gidip şikayetçi oldun mu ondan? Tabii, polisler kapıya geldi, beni götürdüler. Onunla aranızda şunu alsana, ben kalkayım. Gerze de. Aranızda bir dava var mı peki şu anda, yani bir ya şiddetle ilgili? Bana şikayetçi olma dediği için ben şikayetçi olmadım. Tamam. Biraz sonra Dursun'cığım, biraz sonra alacağım. Bir sakinle. Ferhat'ı almam şimdi. Ferhat'ı kulise alın, orada görün. Ferhat'ı şimdi içeri istemiyorum. İstemiyorum Ferhat'ı içeri. Çok sinirli. Böyle şey olabilir mi? Böyle arlanmaz bir adam. Tamam. İskender. Tamam. Sakin olur musun? Tamam abla, senin hatırın var. Gülcan, korkma. Kimse sana bir şey yapamaz. Tamam. Korkma. Niye bu kadar korkma? Ya o kim ki ya? Kim bir şey yapamaz. Ama bak, annesini çağıracağım. İskender'i çağırmayacağım. Bak. Ben hayatta olduğum sürece sana kimse bir şey yapmaz. Anladın? Sen bana güven. Gerisini boş ver. Annesini çağıracağım. Annesi daha çok seni değil de Gülcan'la yüzleşmek istiyor. Çünkü o konuda eğer sana gerçekten gizli telefondan açtıysa da yapamaz yani onu. Senin bununla bir kadın... Vallahi bir suçum yok. Ben çok küçüktüm. Ya kurban olayım. Tabii ki suçum. Bunu ne suçun olabilir senin ya? Benim böyle yüzüme vurulacak bir şey değil ki. O konuyu açarsa kovacağım onu ama. Açamaz yani. Ama başka her türlü şeyi konuşabiliriz. Ama onu konuşursa Sevgi Hanım karşısında beni bulur yani.